Günaydın, herkese günaydın. Hoş geldiniz yayına. Bugün epeyce gecikmeli girdim. Hemen unutmadan söyleyeyim de şu aşağıdaki insan figürüne dokunun lütfen. Arkadaşlarımız, dostlarımız, herkes haberdar olsun. Geç girdiğim için yayına duyuruyu da geç yapabildim. Çok özür diliyorum. Sağ olun, var olun. Oradan hemen bir paylaşalım. Şimdi bugün biz bu akademisyenlerin bildirgesini konuşacağız. Biz yayına girmeden bir yarım saat kadar önce, yarım saat 45 dakika önce bir operasyon olduğu haberini aldık. Kocaeli'de başlamış, 3 kişinin de Bolu'da olduğunu söyleniyor. Bu bildirge imza atan 1128 olarak açıklanmıştı ama 1500'ü geçti şu anda. İmza atanların sayısı bir gözaltı süreci başladı. Terör örgütü propagandası yapmak suçuyla 19 kişinin sabah operasyonuna gözaltına alındığı söyleniyor. Kocaeli'de ve Bolu'da operasyonlar benim şu ana kadar görebildiğim kadarıyla. Bir kere önce şunu söyleyelim, bu bir tam delilik hali. Kesinlikle bir delilik hali. McCarthy dönemini hatırlatan, hani Rosenberglerin başına gelenleri hatırlatan, o ünlü şiirde olduğu gibi neredeyse gün doğacaktı, herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz da vardı, geceniz geliyor aklıma diyor ya şair. Aynı onda olduğu gibi o dönemin soruşturmalarını hatırlatan bir cadı avının başladığını gösteriyor artık. Öncelikle bunu söyleyelim. Abi sesin ince geliyor. Benim tablette mi sıkıntı var? İnşallah sizin tablette sıkıntı vardır. Yani ses helyum yemiş gibi inceldiyse bu yaştan sonra, 45 yaşından sonra ayrıca tartışmak lazım onu çünkü. Bence de sizin tablette sıkıntı var. İnşallah öyledir. Duyuru yaptınız değil mi? Aşağıdan herkes bir bildirdi yani. Şimdi bir kere önce şunu bir belirleyelim. Hani ben daha öncesinde de dünkü yayında da söylediğim için o rahatlıkla bir kez daha söyleyeyim. Ben böyle bir bildiriye bu haliyle imza atmam. Ama şunu bir parantez içine alıp söyleyelim. Eleştirilerim olduğu için imza atmam. Bir kere dün de konuşmuştuk. Bildirinin dili son derece sorunlu, son derece sert, son derece tek taraflı. Bu yayınlardan sonra sağ olsun bazı dostlar yayını izledikten sonra değer verip görüşlerini tekrar mail yoluyla da paylaşmaya devam ediyorlar. Ünsal@ünsalunlu.com biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Mail adresim var. Oraya yazıyorlar. Onlardan bir tanesi kendisinden izin almadığım için ismini paylaşamam ama aynı zamanda HDP adına bulunduğu kentte siyaset de yapan bir insan. O dünkü yayından sonra çok üzüldüğünü, kırıldığını, çünkü yayının, ben yayın içinde bir cümle kullandım. Daha önce de kullanmıştım yani 2 ay boyunca, 3 ay boyunca hatta sıkça kullandığım bir cümle. HDP uzunca bir süredir, evet o düşüncelerinize katılmasam bile, aynen işte oraya geleceğiz zaten merak etmeyin. HDP epeyce bir süredir, 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından, biliyorsunuz burada yayın öncesi uzunca bir süre konuştuk. Ben hiçbir zaman alınan oyların, 7 Haziran seçimlerinde alınan oyların ödünç olduğuna inanmadım. Onların potansiyel oy olduğuna inandım. Çünkü ödünç oy olduğuna inanmak bana göre kolaycılık. Neden kolaycılık? Hani insanlar geçici, konjonktürel bir durumla gittiler HDP'ye destek attılar, romantik baktılar falan. Sadece bu değil benim söylediğim. O bir potansiyel oy. O bir iddianın desteklenmesiydi. Günaydın herkese. Bir Türkiye Partisi olma iddiasıyla BDP'den HDP'ye evrildi biliyorsunuz bu parti. Ve böyle bir iddia ile ortaya çıktığı için insanlar bir açık çek, açık kredi vermek ihtiyacı hissettiler. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, oy vermiş olabilirsiniz, vermemiş olabilirsiniz. Bu ayrı bir tartışma konusu ve biliyorsunuz bu programın konusu değil. Biz böyle şeyler tartışmıyoruz. Herkesin oyu kendini ilgilendirir sadece. Ancak 7 Haziran seçimlerinden sonra söylem değişikliğiyle birlikte bugünün Cumhurbaşkanı'nın kullanmaya başladığı sert milliyetçi söylemin karşısına PKK'nın ve KCK'nın çıkarttığı sert Kürt milliyetçi söylemin yumuşatılmasına hiçbir zaman vesile olmadı HDP. Maalesef olmadı. Maalesef olmadı. Eğer olabilseydi bir Türkiye Partisi olma iddiası daha fazla geçerli kazanacak ve bence o gün alınan 6 milyon oy en azından kaybedilmeyecekti, en azından düşmeyecekti. Sadece küsuratla barajın geçildiği bir seçim dönemi yaşamayacaktık biz. Ancak yaşananlar çok farklı oldu. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın sert milliyetçi söylemi, çünkü oyların artık kaybolduğu, AKP oylarının, klasik kemikleşmiş oylarının kaybolduğu belli olduğu için yeni bir söylem bulmak lazımdı. Yeni oy potansiyeli müşterisi
Milliyetçi kanatta olduğu için o tarafa yöneldiler. 6 yıldır devam eden, işte 5 yıldır, 6 yıldır neyse devam eden bu açılım süreci, demokrasi süreci, barış kardeşlik projesi falan Antin Kuntin laflarla anılan o projenin, ki hep söylüyorum samimiyetsiz bir proje olduğunu, çok inanıyorum bunun. İlk gününden itibaren dostlar alışverişte görsün projesiydi. Bu tıpkı bugün yürütülen yeni anayasa yapma süreci gibi. O sürecin bir anda sonuna gelindiğini, artık buna ihtiyaç kalmadığını falan düşündüler. Tıpkı hani şu 1 Kasım öncesi giderek muhalif oyların yükseldiği yönündeki algı nedeniyle Yeni Şafak'ın, Zaman Gazetesi'nin falan başlattığı Öpüşelim Barışalım projesi gibi bir şeydi bu. Çünkü o dönemde öyle yapmak gerekiyordu. Ama yüksek oy, %49,5'luk oy çıktıktan sonra buna ihtiyaç olmadığı görüldü ve herkes eski saflarına döndü. İşte bu dönemde HDP benim çok sert eleştirdiğim bir parti haline geldi. Neden? Dediğim gibi bu potansiyeli kullanmadığı için, kullanamadığı için demiyorum, kullanmadığı için. Çünkü burada bir irade devri söz konusu olduğunu düşünüyorum ben. KCK'nın, PKK'nın, örgütün ve örgütsel yapının, partinin siyasi düşüncesi üzerinde çok fazla etki kurup baskıyla birlikte, yaşanan bir baskıyla birlikte o dönemki o iddiadan geri adım atılmasına neden olduğunu düşünüyorum. İşte o adını açıklayamayacağım, hani kendi izni olmadığı için adını açıklayamayacağım. Sevgili izleyici, sevgili dost, diyor ki siz bunları söyleyerek HDP'nin özellikle batıda siyaset yapmaya çalışan bizim gibi insanlarını hedef haline getirdiniz. Bu çok üzücü bir şey. Çünkü biliyorsunuz bu yayınların yapılma gerekçesi sadece bu. Biz, yani toplumun içinde bir kısım, Gezi'den beri, Gezi'ye kadar zaten ötekileştiriliyorduk ama Gezi'den beri artık iyice toplum dışına itilmeye çalışılan, sürekli olarak işte dinsiz, kitapsız, ateist, en son dün artık saçmalıkta limit atlandı. Bir dönem İbrahim Ali Çelik falan yapardı, hatırlar mısınız? O dönemin 28 Şubat döneminin cadı avının, tıpkı bugünküne benzeyen cadı avının başladığı dönemlerde kasetler sızardı ortaya. Burada yapılan konuşmalarda Refah Partisi'nin, o günkü Refah'ın, Saadet'in, Fazilet'in falan bir takım tepe yöneticilerinin, bir takım ideologlarının yaptığı konuşmalar çıkardı ortaya. Orada genelde zihin ve algı düzeyi çok düşük espriler yapıldığını görürdük. Mesela benim aklımdan hiç çıkmayanlardan bir tanesi, neden devletin yönetildiği yer Ankara'da Çankaya? Çankaya, Çankaya, Ezankaya değil Çankaya. Çünkü bunlar Hristiyanlığa inanıyor gibi. Abuk sabuk. Hakikaten 5 yaşından büyük hiç kimsenin inanmaması gereken bir söylem düzeyiydi. Şimdi biz aynı yere geldik tekrar. Greenpeace, Greenpeace. Ya lütfen bunları, bu saçmalıkları bir kenara koyun. Söyleyenin kim olduğundan bağımsız olarak anlatıyorum bunu. Bunu bir kenara koyun. Hepimiz ilkokulu bitirdiysek eğer, yani o 4 artı 4 artı 4'ün ilk 4'ünü bile tamamladıysak bunlara gülmememiz bile gerekiyor. Bu nedir ya deyip bir kenara koymamız gerekiyor. Ama bugün yaşanan ısrarla, hemen yayının başına dönecek olursak, bu bildiri üzerinde konuşulan, bildirge üzerinde yürütülen tartışma bambaşka bir boyuta geldi. 2 gün önce ve dün yayında söylediğim gibi bildirinin dilini son derece sorunlu buluyorum. Son derece tek taraflı buluyorum. Çok sert, çok uzlaşmaz buluyorum. Kesinlikle. Ama bugün gelinen noktada yer artık o bildirinin yanında durmak. Bildiriye imza atan insanların yanında durmak. Çünkü düşünce özgürlüğü, dün Sayın Başbakan'ın konuşmasına başlarken hani uzunca bir süredir içimde umut doğuran, ya herhalde olacak bu sefer, herhalde söylenecek dedirten bir konuşma olduğu, o zanlı en azından uyandıran bir söylemi vardı. Bir akademisyen olarak herkesin eleştiri hakkına saygı duyarak, eleştiri yapmalarının temel bir özgürlük olduğuna inanarak yapıyorum ve sorular soracağım onlara dedi. Ama o konuşma boyunca bir akademisyen olarak kendi haklı gerekçeleriyle sorularını sormasına rağmen bitirirken kendisinin de içinde bulunduğu akademisyen camianın bir mafya örgütü lideri tarafından kanınızla duş alacağız şeklinde tehdit edilmesine ilişkin tek cümle etmedi. Sizce böyle bir denge kurulabilir mi? Böyle bir terazi oluşturulabilir mi toplumun önünde? Bir tarafta akademik özgürlük duracak, bir tarafta bir tehdit duracak ve bir akademisyen konuşma yapacak. Biz neresinde duracağız o zaman bu konuşmanın? Şu anda gelinen noktada artık söylenebilecek tek şey var. Bu fikir özgürlüğünün yanında durup durmama olayına geldi.
Tekrar söylüyorum. Bu bildiri sorunlu. Bildirinin dili son derece sorunlu. Son derece ağır. Son derece tek taraflı. Son derece bence yanlış bakış açılı bir bildiri. Dün de söylemiştim yani yayında. Bana mesela imzaya gelmiş olsalardı. Ben bir akademisyen değilim ama hani sen de bu bildiriye imza atar mısın deselerdi. Ben bunun müzakeresini yapardım. Ben o bildiriye, bu haliyle imza atmam o bildiriye. Çünkü yanlış, içindeki ifadeler. Mesela doğrudan olaya devlet katliamı olarak bakmak, özellikle dün Diyarbakır'da Çınar'da yaşananların ardından böyle bakabilmek mümkün değil. Mümkün değil. Üç çocuk hayatını kaybetti. Yitirilen canların hepsi bir yerde duruyor, hepsi içimizde onların. Ama üç çocuk, biri 2 yaşında, biri 4 yaşında, biri 12 yaşında. 4 yaşında olan bir polis çocuğu, 2 yaşında olan yandaki evde yaşayan, oradaki bir Kürt ailenin çocuğu. Acılar arasında fark olabilir mi? Biz bunu söyleyebilir miyiz? İnsanız diyen herhangi biri çıkıp böyle bir şey anlatabilir mi? İki bebekten bahsediyoruz. Biri 2 yaşında, biri 4 yaşında. Ama acılar üzerinden ayrıştırmayı o kadar net şekilde topluma keskin bir şekilde dayattılar ki bugün artık söylenen her şey inandırıcılıktan çok çok uzakta duruyor. O yüzden bu dönemde atılacak bütün adımların çok daha dikkatli seçilmesi lazım. Neden biliyor musunuz? Şimdi o akademisyenlerle ilgili üniversite kurullarının bizim çocuklarımız çocuk değil de polis çocukları anlamadım ne dediğinizi ama bizim çocuklarımız çocuk değil, polis çocukları ne? Ya fark etmez arkadaşlar. İki bebekten, iki çocuktan bahsediyoruz. Üç çocuktan bahsediyoruz. Bir tanesi de 12 yaşında. Kimin çocuğu olduğunun önemi yok. Çocuk, çocuk. Ölen bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlı insanlar. Ya bunu durdurmak üzere, bu kanın durdurulması için herkes elinden geleni yapmak zorunda. Herkes elinden geleni yapmak zorunda. Sesini yükseltmek zorunda. Söylemek zorunda. Eğer söylemezsek, eğer biz konuşmazsak yarın tarih önünde biz de hesap vereceğiz. Belki yargı önünde değil ama tarih önünde, vicdan önünde hesap vereceğiz, vermek zorundayız. Çünkü eğer bir şey söylemezsek, eğer bir şey söylemezsek o kanınızda boğacağız sizi, o kanla da duş alacağız diyen adamla aynı yere geliriz. Çünkü o da öyle bakıyor. Bu ülkenin Barolar Birliği Başkanı, adaletin, hukukun temsilcisi olması gereken kişi, bu bildiriye imza atan akademisyenlerin, ki kendisi de bir akademisyen, o bildiriye imza atan akademisyenlerin karşısına çıkıyor ve onları suçluyor. İnanabiliyor musunuz siz böyle bir şeye? Bildiriyi eleştirmek başka bir şey. Ben de eleştiriyorum. Ben ilk günden beri hani kimse daha konuşmazken eleştiriyordum. Hala eleştiriyorum. Dili son derece sorunlu, son derece yanlış yazılmış, son derece tek taraflı bakan, sadece onlar katil işte bu bir devlet terörüdür falan diyen bir bildiri. E doğru değil ki. PKK'nın öldürdüklerine ne diyeceğiz? Sivil halka yaptığı katliama ne diyeceğiz? Söylemeyecek miyiz bunları? Ama dışarıda sadece çiçek böcek anlatan insanlar, özellikle sosyal medyanın içinde yaşıyorsanız, sadece sosyal medya ise sizin için limit, o zaman her şey çok basit. Çünkü o zaman orada bakan insanlar bu olayları bile ayrıştırıyorlar. Dün çok net bir şey konuştuk burada değil mi? Charlie Hebdo bir sene önce saldırıya uğradığı zaman biz de bütün Türkiye ile birlikte ayağa kalkmıştık. Bütün dünya ile birlikte. Mizah susturulamaz. Mizah bir saygın eleştiri yöntemidir. Susturulamaz. Hele insanların canlarına kastetmek bu asla kabul edilemez diye. Dün orada çıkan karikatür üzerine sosyal medyada yapılan savunmalara bir bakın. Fikir özgürlüğü, fikir özgürlüğü. Tamam fikir özgürlüğü de arkadaşlar bizim çok düşük bir yerde bir çıtamız olması gerekmiyor mu? Önce bu. Ölmüş bir çocuğun bedeni üzerinden mizah yapılmaz. Bunu söylemek çok mu zor? Bunu yaptığınız zaman fikir özgürlüğüne sahip mi çıkmış oluyorsunuz mesela? Bu mudur? Bu kadar basit midir bu? Tamam biz her şeyi mizah konusu yaparız. Ölü bir çocuk. Şimdi şöyle savunmalar dönüyor sürekli olarak. İşte o dört karikatürlük bir banttı. İnsanlar tek parçası üzerinden değerlendirme yaptı. Halbuki orada bir ciddi anlamda mültecilere yönelik baskı eleştirisi vardı falan filan. Ya geçin bunları. Geçin. Ölü bir çocuk bedeni mizaha konu edilemez. Bunu söylemek çok mu zor? Ölü bir çocuğun bedeni siyasete de alet edilemez. Bunu demek çok mu zor? O çocuğun kimin çocuğu olduğu hiç önemli değil. Bir polisin çocuğu da olabilir. Yan evde oturan. Dün ölen o çocuk gibi de olabilir. Ne fark eder?
Ne fark eder? Bunu söyleyemiyorsak eğer, bırakın bütün konuştuklarımızı. Hepsini unutun. Biz önce ortak bir noktada uzlaşmak zorundayız. Ortak bir noktada. Hep ne konuşuyoruz burada? Demokrasi bir tahammül rejimi. Hiç öyle düşünüldüğü, anlatıldığı gibi çiçeklerin, böceklerin gezindiği, derdüstü, muradüstü bir rejim falan değil. Öyle bir şey yok. Demokrasi öncelikle bir tahammül rejimi. Başkası olduğunu da kabul etmek. Başkasının da düşünebileceğini, anlayabileceğini, anlatabileceğini kabul etmek öncelikle. Bu ülkenin ana muhalefet partisi ne yapıyor bu süreç içinde? Siz bir şey yaptığını duydunuz mu? Ya bir kişi üzerinden, partiye sonradan gelen bir isimle, Sezgin Tanrıkulu üzerinden orada yaşananları eleştiriyor tek kişi. Partinin sözcüsü çıkıp onun söylediklerini kabul etmiyoruz diyor. Böyle bir parti olabilir mi sizce? Böyle bir ana muhalefet partisi olabilir mi? Hafta sonu kongre yapılacak. İki gündür partinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu sürekli olarak gazetelere demeçler veriyor. Bugün de Hürriyet'e vermiş. Konuşacağız zaten birazdan. Orada işte bir reform yapılacağını, parti kadrolarının yenileneceğini, artık gerçekten parti için hizmet edecek insanların geleceğini falan söylüyor. İyi de Sayın Kılıçdaroğlu 5 sene oldu. 5 sene oldu. Biz 2010 yılından bahsediyoruz. 2010. O devrim neden bugüne kadar yapılamadı? Yani iyi yaptığınız zaman alkışlamak kadar kötü yaptığınız zaman eleştirmek de bir hak değil mi? Ana muhalefet partisinin durumu bu. İçinde işte bu Barolar Birliği Başkanı, yani akademisyenlerin karşısına çıkan, ya siz kardeşim devlet savunacaksınız falan diyen, akademik özgürlüğü bir kenara bırakmış kişi işte bu partinin genel başkanlığını oynuyor. Öbürüne bakın, diğer partiye bakın, Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Ya demokratik yoldan toplanmış imzalar bugün, Ankara'da çok fazla söylenti var ama söylenen şu, 500 ile 600 arasında imza toplanmış delegelerden. Genel kurul toplanabilmesi için, yani kurultayın gündeme gelip orada genel başkan seçimi dahil her şeyin konuşulması için bir imza sayısı var. Yeterli şu anda. Ama bu partinin genel başkanı çıkıp mahkemeye gideceksiniz kardeşim demedim. Bizim demokrasi beklediğimiz siyasi partiler, yani bu toplumda demokrasinin yükselmesi için çalışmak zorunda olan, en azından teoride, siyasi partilerin kendi iç savaşlarına bakar mısınız? O nedenle HDP ile yaptığım eleştiride ben haklı olduğumu düşünüyorum. Hala aynı noktadayım. İradesini devretmemek zorundaydı ama devretti. O yüzden Ertuğrul Kürkçü'nün tek başına yaptığı o çıkışı ve ısrarla söylediği, bu bireysel bir çıkıştır. Meclis başkanıyla geleceğiz oraya. Cenaze yerdeyken ve alınmasına izin vermeyen devletken bildir sorununu diyorsunuz. Eyvallah. Hepsi tamam. Dün Sur'da oradaki enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yaşananları gördünüz mü? Gördünüz mü? Siz de tek taraflı bakıyorsunuz. Bakın herkesi aynı şekilde, hayır iradesi hiç olmadı ki, katılmıyorum ben. İradesi vardı. Ya 7 Haziran seçimleri öncesinde iradesi vardı bu partinin. İradesiyle çıktı ortaya, derdini anlattı. Biz Türkiye Partisi olacağız derken ben samimiyetlerine gerçekten inanıyorum. Çünkü şunun farkındalardı. HDP Türkiye Partisi olmadan bu ülke içinde herhangi bir siyasi başarı kazanma şansı yok. Yok ki, olamaz. Ya şöyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bakın demin konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi çizgisine bakın. Doğu'da aldığı oy oranına bakın. Orada yok. Milliyetçi Hareket Partisi orada yok. Söyleminin orada yeşerme şansı var mı kendi yokken? HDP için de aynı şey geçerli. Çok basit bir mantıkla, çok basit bir söyleyişle anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir şansı yok HDP'nin. 7 Haziran seçimlerine Türkiye Partisi olma iddiasıyla giren HDP, 1 Kasım seçimlerine öyle girmedi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Türk milliyetçiliğini ne kadar ucunu sivrilterek bu toplumun üzerine, kafasına vurarak kabul ettirmeye çalıştıysa, HDP de aynı şekilde Kürt milliyetçiliğini dayatmaya çalıştı. Bu yol yanlış. Bu yol yanlış. Meclisi çalıştırmadan hiçbir şey olma şansı yok. Siyaset, demokratik siyaset çalışmak zorunda. Sakın kimse kalkıp şunu falan anlatmaya çalışmasın. Ya öyle diyorsun sen ama işte HDP'nin başına mecliste gelenler. Ya kardeşim, bundan 15 sene önce gelenleri de hatırlıyoruz biz o mecliste. Ama bu siyasetten vazgeçme gerekçesi olmamalı. Olmadı. Bugün de olmamalı.
O meclis genel kurulu zorlanarak çalıştırılmalı, mecbur tutulmalı. Gerekirse HDP'liler elbette diğer siyasi partiler, diğer muhalefet partileri de sadece bu görüş hakkına destek olmak için meclis genel kurulu salonundan çıkmamalı mesela. Ya milletin vekilinin bunu yapması gerekmiyor mu arkadaşlar? Bugün yaşananlar, ez cümle tekrar sorunun başına dönelim, yayının başına dönelim arkadaşlar. O bildiriye imza atar mısınız siz? Bilmiyorum, kendi içinizde düşünün. Ben size kendi görüşümü daha önce de söylemiştim, bugün de söylüyorum. Bildirinin bu haline hayatta imza atmam. Tekrar söylüyorum, çok sorunlu, çok tek taraflı, çok sert dille ki bugün bizim yaşadığımız dönem için böyle bir dil gerekmiyor. Tam tersinde böyle bir dil, birilerinin istediği kutuplaşmayı daha da körüklüyor. Ben imza atmam ama bizim bugün durmamız gereken yer fikir özgürlüğü. Sadece fikir özgürlüğü. Eğer bu ülkenin akademisyenleri evlerinden toplanıyorsa, sadece görüş açıkladılar diye, o zaman burada toplanacak çok insan var. Yani Abdullah Öcalan Türkiye'nin önünü açtı diyen bugünün Cumhurbaşkanı danışmanına bir şey yapmayacak mıyız o zaman? Televizyonda söyledi. Ya da o dönemin kabine üyelerine HDP, özür diliyorum, PKK ile yürütülen sürece ilişkin yaptıkları açıklamaları nedeniyle alabilecek misiniz evlerinden? Milletvekili değil, dokunulmazlıkları yok. Hadi alsanıza. Bizim bugün durmamız gereken yer düşünce özgürlüğü. Onun yanı, sadece onun yanı. Başka bir şansımız yok ki. Çünkü yarın, bu iş böyle gittiği sürece, yarın çok daha basit şeyler için, hani bugün uydurulan bir suç var ya, Cumhurbaşkanı'nın manevi şahsına hakaret. Halbuki böyle bir suç yok. Bizde böyle bir suç yok. Ama böyle bir katalog oluşturuldu. Böyle bir katalog suç oluşturuldu. Ve üzerinden işlem yapılıyor insanlara. Oysa herkes herkesi asgari terbiye koşulları içinde eleştirebilmeli. Pek çok insan sizin gibi düşünüyor Sevinç Hanım. Pek çok insan. Yani bugün yaşanan süreç, bugün yaşanan şu gözaltılar, tutuklamalar falan gibi. Ya arkadaşlar, orta yolu falan bırakın. Orta yolu falan bırakın. Bizim bugün orta yol seçme şansımız yok ya. Hangi orta yoldan bahsediyorsunuz? O orta yol, bahsettiğiniz orta yol var ya, işte CHP'yi %25'e yapıştıran orta yol. %25'e yapıştıran orta yol. Orada kalır. Yani o zaman ne olur biliyor musunuz? Çok eleştirilen Baykal yapısı vardı yani. CHP'de onu eleştirerek gelmişlerdi. Küçük olsun benim olsun, partim küçük olsun idare ederiz. 99'da dışarıda kalmış olabiliriz. Ama ondan sonra 2002-3 Kasım'da geldik, iki partili meclisin yarısını aldık falan. Küçük olsun benim olsun. Oraya yapışır kalırsınız. Bu ülkenin insanlarına sokakta bir şey anlatma şansınız kalmaz. Karşılığınız olmaz. Siyaset iddia işidir. Derdini anlatabilme işidir. Yapamıyorsanız yapmayın, bırakın. Yapabilenin önünü açın o zaman. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için. Ama en çok değer verip dinlemek üzere benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Haftanın son gününe geldik. Son gün ama belli ki hafta sonumuz da çok hareketli geçecek. Tatsız bir hareketlilik içinde geçecek üstelik. Akademik camiaya yönelik böyle bir baskı varken ben teşekkür ediyorum. Akademik camiaya yönelik böyle bir baskı varken, ortadayken, hepimizin durması gereken yer fikir özgürlüğü. Eğer bunu yapamıyorsak, sosyal medyada paylaştığınız çiçek böcek fotoğrafları, Fransa'da Paris katliamının ardından bırakılan beyaz karanfiller, güller falan hepsi hikaye. Geçeceksiniz. Önce burada yaşanana kafanızı çevirip bakacaksınız ve anlatacaksınız. Söylemek zorundayız. Hiçbirimizin kafamızı kuma gömme lüksü yok. Kıçımız açıkta kalıyor. Görünüyoruz. Görünüyorlar. Yarın ve öbür gün yayınımız yok hafta sonu olduğu için ama pazartesi günü bir aksilik olmaz, ölmez sağ kalırsak ben burada olacağım. Siz de orada olursanız yine oturup konuşuruz. Çünkü biz konuşmazsak saçma sapan konuşanların, saçma sapan ortalıkta bağıran insanların sesleri haklıymış gibi yüksek çıkıyor. Oysa böyle değil. Oysa yalan söylüyorlar. Yalanlarını bir şekilde konuşmak zorundayız en azından. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Ben bir 5 dakika sonra gazetelerle burada olacağım.
Gazeteler neleri yazmış, neleri yazmamış, neler üzerinden Ehven-i Şer'i görüp eyyamcılık yapmış, hepsini konuşacağız. Diyanet, ha Yaşen Yüksel Bey, bir şey söyleyeceğim diyorum, unuttum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dün yalanı tescil edildi, gördünüz değil mi? O arkadaşla ilgili işlem başlattık diyorlar. Hani internet sitesi saldırıya uğramıştı falan filan var ya hikaye. Yalan olduğu kabak gibi ortaya çıktı. İlk günden beri konuştuğumuz gibi. O saçmalığa alet oldu Diyanet. O saçmalığa, o sapıklığa alet oldu. Ve bunun lamıcımı yok. Öyle bir kişinin hakkında soruşturma açmakta falan da yemezler. Daha önce de yaptınız çünkü bunu. Tekrar söylüyorum. Mercedes'le yüksek hızla giderken camı açmayın. Kafanız üşüyor muhtemelen. Ondan oluyor bu saçmalıklar. 5 dakika sonra gazetelerle ben burada olacağım. Siz de orada olursanız yine konuşuruz. Gazetelere bakarız hep beraber. Ama olmazsa pazartesi sabah 9'da buradayız. Konuşmak üzere, tartışmak üzere, derdimizi anlatmak üzere. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.